merhaba Herkese hafta bir süzgünlük grafik çok küçük hatırlatmalarla başlayacağım videolara devamlı dinleyen ve abone olan arkadaşlar varsa onlar e, dinlerse iyi olur e, şimdi önce şunu söyleyeyim bundan sonra bir seviye kırılmadıysa o videonun yenisi gelmez yani Ford 165 185 gidiyor geliyor örnek veriyorum kaç ay oldu 3-4 ay oldu orada o seviyede e, yani bu tavanı veya tabanı kırmadan bundan sonra videosunu çekmenin bir anlamı yok yani Dolayısıyla bir senet sormadan önce kanalda arayıp da son videoyu izlerseniz iyi olur. hani izlersiniz, bakarsınız kırıldıysa haber verirsiniz yenisini çekerim. Onun dışında da artık yenilemeyi düşün. Biraz video sayısını azaltmak istiyorum açıkçası. İkincisi biz dışı sadece üyeleri açık arkadaşlar. Gerçi üyelik kısmında revize etmeyi düşünüyorum. Orası ayrı konu. Ama yani biz yüz video çok isteniyor. Genellikle küçük yatırımcı da biz dışında benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla hani katıl butonuna tıklayıp üye olmanız gerekiyor. Yani o konuda e, herkese açık yayınlamayacağım arkadaşlar. Yani bu aralar gene böyle yayınladım biraz fazla. Ama dediğim gibi video sayısını düşürüp bitsiz dışını komple artık kenara atmayı düşünüyorum. Onu da ifade edeyim. E, hani şunu da söyleyeyim bitsiz dışı hani katıl butonuna tıklayıp üye olunca ben al sat tut tavsiyesi falan vermiyorum. Burada ne varsa orada da o var. Yani hiçbir fark yok. Onu da ifade edeyim. Hani e, başka bir şey yok videolarda. Senet bu mesela şunu da söyleyeyim senet bulamıyorsanız e, zorlanıyorsanız işte piyasada şey var. E, mesela Sayın Tuncay Turşucu var. Aydan Ay'a senet veriyor. Sayın e, Seda Yalçınkaya diye yanlış hatırlamıyorsam ismi. E, yine e, Aydan Ay'a senetler veriyorlar. Stop seviyelerini söylüyorlar. Bu tür temel analizler de var. Yani e, onları da dinleyebilirsiniz. E, senet bulma konusunda sorun yaşıyorsanız. Tabii kimse size kar garantisi ver. Bu işi bilen zaten kar garantisi vermez de. Onu söyleyeyim ama kendi beklentilerini söylüyorlar veya fenomenler var veya YouTube'da 3 senet şöyle olacak, 5 senet veriyorum böyle olacak diyenler de var. E, onları izleyebilirsiniz o konuda ama benim herhangi bir tasarrufum olmaz. Yani ben hiçbir zaman e, bir senet için herhangi bir e, alsa tut tavsiyesi söylemem. Söylemedim. Yani bir parayla da söylemem. 1000 liralık üyelik olsa orada da öyle bir şeye girmem onu da söyleyeyim. E, bunun dışında hatırlatmak istediğim bir şey ha şey soran var. Tek mesela teknik analizle alakalı kaynak soran var. Ben e, bildiğim yani vardır çok yazan ama Türkiye'de özellikle Ali Perşembe'nin e, bununla alakalı bir kitabı var. Onu okuyabilirsiniz. Sayın Ahmet Mergen'in 4-5 tane kitabı var ya da 6 tane. 6 tane olması lazım. 5 veya 6 tane olması lazım. E, yine e, teknik analizle alakalı kitapları var. Edinebilirsiniz, okuyabilirsiniz bunun dışında açık kaynaklar var öğrenebileceğiniz veya Sayın Cüneyt Paksoy, Sayın Selçuk Güneşler gibi teknik analistleri takip edebilirsiniz. Onlar da satır aralarında bilgi verirler çünkü yani teknik analizle alakalı bilgiler. Hani onların videolarını mesela Bloomberg'de ve EkoTürk'te arada sırada çıkıyorlar. yani videolarda bazen satır aralarında anlatırlar neyi neden çizdiklerini. Yine e, takip edebileceğiniz analistler olabilir. Tabi e, tabii seçime bağlı. Şimdi bir şeye geçelim. Tabi e, haber akışına geçelim. Biz yüzde haber akışı bu hafta yine sıkı. E, geçen hafta enflasyon raporu cuma günü dedik. E, yani cuma günü maalesef enflasyon durmuyor arkadaşlar. İyi haber alamıyoruz. iyi haber hasret kaldık. Yani bir yukarı hareket gitmek istiyor biz yüzde ama tuttu gene 1.12 enflasyon. Kimsenin tahmin etmediği ölçüde bir enflasyon geldi. E, 19.25'te yıllıkta ulaştık artık. Dolayısıyla hani tabii kötü haber akışı olunca burada satış çok kolay geliyor. Yani Bu hafta da ECB toplantısı var. Yani ECB'den beklenmedik bir şahin açıklama gelirse yine piyasalar için rezalet bir durum olur diye tahmin ediyorum. E, o da perşembe günü. Yani gelir mi? Beklenti yok. Şimdilik yani bir beklenti yok. Evet bir sıkılaşma ile alakalı tartışma sürüyor dünyada ama yani FED'de de sürüyor ee, ama ECB için henüz öyle bir beklenti yok. Onu da söyleyeyim. Yani gene de belli olmaz tabii. Yani orada metne de bakılır. Metinde daha çok hatta vurgulanır böyle şeyler. Önceden. Şimdi neredeyiz? 1600, 1468'deyiz. Yani kırdığımız direnci bir test ettik. Cuma günü. Hafif bir geri çekilmeyle. E, hafif değil de aslında. 1071 tabii ağır bir geri çekilme. Geri alıyorum. Hafif kelimesini. Biraz bir geri çekildik. 8 800'lerin üstünde de günü Bitirmeyi başardık. Ee, önümüzdeki hafta takip edilecek alan burada e, bana göre ana olarak 1450 olabilir. 1450'nin altına gidişler çok daha sarsıcı olabilir borsada. Ee, 1450 altına bir e, gidiş olursa 1410 ve 1335 var onun altında da bu destekler majör önemli destekler özellikle tabi 1335 e, en şey en önemli destek burada e, konumunda şu ana kadar yukarı doğru hareketin devamında şimdi 1500 e, takip edilecek önemli bir alan yani bir kere e, dediğimiz gibi her zaman davranışsal finans tam sayılar dirençtir bazen olur bazen olmaz Siz olacakmış gibi takip edersiniz bir teknik analist olarak 1500 1500'ün üstünde e, şurada bir boşluk kapanıyor 1510'da. da 1510 da onun için önemli bir alan genellikle e, güvensiz ortamlarda boşluklar kapanınca e, Çünkü satışlar da o, olabiliyor Piyasanın gördüğü bir alan olduğu için 1510 takip edilir. 1510'un üstünde de bir hareket görürsek zaten yukarıda bir daha o banda girdik demektir. Yani 1550'ye kadar bir alan ve onun üstünde de 1600'e kadar. Yine 1580 tam doğrusunu söyleyeyim. 85 mi en yüksekte görmüştük? 89. E, onun üstündeki dirençlerde böylelikle takip edilebilir. Tabii e, yani TL'nin durumu iyi değil. E, yani tamam kısa vade 830'lara çekildik gene yani, bilmem ne ama döviz hesapları Cumhuriyet tarihinin rekorunu tekrar kırdı. Yani devamlı artıyor. Biraz para biriktiren döviz alımına geçiyor. Biraz daha para biriktiren hemen böyle kurumlar kişiler fark etmiyor. Altın alıyor bir şey alıyor ama TL'de tutmuyor parayı. Zaten asıl derdimiz bu. Merkez Bankası da şimdi tabii o da zor bir şeye girdi. Dönemece girdi. Geçen iki hafta önce bir videoda bahsetmiştim. Yani burada şey zor olur. Yani Merkez Bankası şu Eylül'ü falan da atlatırsak demiştim bir baz etkisi var. Oradan yararlanırız. E, faiz indirimi de arkasından muhtemelen yapılır diye düşünüyordum. Şimdi çok zor oldu. da bir toplantı olacak önümüzdeki günlerde. Tabi burada pozisyonu piyasa erken alabilir. Yani burada fiyatlamalar biraz daha erken başlayabilir. Onu da göz ardı etmemek lazım. Yani olmuyor arkadaşlar. Hani Sıkılaşmıyor. Türkiye sıkılaşmadıkça enflasyon artmaya devam ediyor açıkçası. E, bu düğüm nasıl çözülecek onu artık kimse tahmin edemiyor herhalde. 60 RSI güçlü bir alanda hala RSI. Yani e, borsa dinamik kalmaya devam ediyor. Makti yani böyle çok şey değil tabii. Makti de ağzını falan kapattı. O son satışta pek iyi gelmedi 0.70'lik ama henüz kimse sat kesmedi göstergelerden. Hala e, olumlu tarafında duruyorlar için göstergeler. E, tabii takip ediyorsanız makti şunu söyleyeyim. E, burada özellikle 1450 kırılmaya başlarsa o makti de orada sat verir. RSI'de zaten yavaş yavaş 55'in altına hatta 50'ye doğru sarkabilir o tür bir durumda. O yüzden e, bakın da de destek olarak 57-55 civarları kullanabilirsiniz. Yani RSI 55'in altına sarkıyorsa yeni haftada olumsuz bir şey olursa makti e, orada kırmızı satı veriyorsa ona da dikkat etmek lazım. Algoritmik olarak e, işlem yapıyorsanız. Bu arada algoritma meraklısı arkadaşlar da mesela e, şimdi tam ismini soy ismini hatırlamıyorum ama Kıvanç Bey'i takip edebilirler. O da algoritma konusunda oldukça uzmandır. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.